Merhaba sevgili öğrenciler. Dördüncü temamızın ikinci konusu bilimin öncüleriyle devam ediyoruz. Orta Çağ Avrupa'sında skolastik düşünceyi bir hatırlayalım. Skolastik düşünce kısaca dar görüş dediğimiz düşüncedir. Skolastik düşüncenin etkisiyle bilimsel çalışmalar yavaşlamıştır. Buna karşın Doğu'da İslamiyet ile bilimsel çalışmalar altın çağını yaşamaktadır. Kısacası Orta Çağ Avrupa'sında karanlık bir dönem hakimken Doğuda İslamiyet ile beraber altın çağ yaşanmıştır. İslam devletlerinde bilim insanları devlet başkanları tarafından o dönemde desteklenmiştir. Saraylarında bilimsel çalışmalar yapan bilim insanlarının fazlalığı ve saray kütüphanelerinin zenginliği o dönem yöneticileri için bir gurur kaynağıdır. Bilim insanları genellikle matematik, astronomi, coğrafya, eczacılık, felsefe, kimya, fizik tıp ve benzeri alanlarda önemli çalışmalar yapmışlardır sevgili öğrenciler. Uzun yıllar batılı bilim insanlarının icat ettiği sanılan buluşlar Türk ve İslam bilginleri tarafından yüzyıllar öncesinden icat edilmiştir sevgili öğrenciler. Hadi gelin hep birlikte bu bilim insanlarını tanıyalım. Harezmi ile başlayalım sevgili öğrenciler. Bizi sıfırı tanıtan insan olarak tanınır harezmi, matematik, astronomi, aynı zamanda coğrafya bilginidir. Yaptığı çalışmalarla cebir bilmini geliştirmiştir, sistemleştirmiştir ve matematiğin ayrı bir bilim dalı olarak var olmasını sağlamıştır. Hint sayı sisteminden faydalanmıştır. İlk kez sıfır rakamından bahsetmiştir. İki bilinmeyenli denklemlere çözüm yolunu bulmuş ve bilinmeyen işareti, x simgesiyle ve bilinmeyen işareti x simgesini matematik bilimine kazandırmıştır sevgili öğrenciler. Aynı zamanda meridyen dairesinin bir derecelik açısını hatasız olarak hesaplamayı başarmıştır Harezmi sevgili öğrenciler. Ali Kuşçu ile devam edelim. Ali Kuşçu Osmanlı'ya astronomi ve matematiği sevdiren insan olarak tanınır. Babası ünlü bilim ve devlet adamı olan Ulu Bey'in kuşçusu olduğu için kuşçu lakabıyla meşhur olmuştur. Küçük yaştan itibaren matematik ve astronomiye ilgi duymuştur ve Ali Kuşçu Ulu Bey'in rasathanesinde rasathane gözlemevidir sevgili öğrenciler. Uluğ Bey'in rasathanesinde çalışmıştır. Elçilik göreviyle geldiği İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ile tanışmıştır. İstanbul'un enlem ve boylam derecesini belirlemiştir. Sevgili öğrenciler Ali Kuşçu bir kitabında ayın şekillerini anlatmıştır. Ulu Bey tarafından bu kitap çok beğenilmiştir. Ve bir hükümdarı yerinden kaldıran kitap ünvanını almıştır. Katip Çelebi'yi inceleyelim. Katip Çelebi hayatını kitaplara adayan bilim insanı olarak tanınır. Asıl adı Mustafa'dır. Katip Çelebi olarak ya da Hacı Halife olarak da bilinir. Osmanlı sarayında görevli olan babasının yanında iyi bir eğitim almıştır ve devlet hizmetine girmiştir. Hayatının büyük bir bölümünü ilmi çalışmalara ayırmıştır. Ona göre en büyük savaş kılıç ile değil ilim tahsil ederek cahilliğe karşı yapılan savaştır. Önemli bir eseri vardır Cihan Nümma Türkçe yazılan ilk coğrafya kitabıdır. İbn Sina'ya bakalım sevgili öğrenciler. İbn Sina tıbbın üstadı olarak bilinir. Ünlü tıp bilimcisi ve filozoftur. Küçük yaştan itibaren tıp, eczacılık konusunda iyi bir eğitim almıştır. Daha 16 yaşındayken dönemindeki birçok doktor onun bilgisinden faydalanmıştır. Henüz mikroskop keşfedilmeden önce canlı mikroplardan bahsetmiştir. Önemli bir eseri vardır. Tıbbın Kanunu. Bu kitap Avrupa'da uzun yıllar boyunca kullanılmıştır sevgili öğrenciler. Hazini hassas terazilerin mucidi olarak bilinir. Kimya, fizik, astronomi bilimlerinde önemli çalışmalar yapmışlardır. Ölçü tartı aletlerine yaptığı katkılarla tanınan ünlü bir bilim insanıdır. Hazine sevgili öğrenciler Newton'dan 500 yıl önce her cismi yer kürenin merkezine doğru çeken bir gücün olduğunu söylemiştir. Hassas seraziyi icat etmiştir. Hazine sevgili öğrenciler çok sade giyinir, az yemek yer, kendisine verilen hediyeleri kabul etmezdi. Mütevazi bir kişiliğe sahip bir bilim insanıydı. Cezeri 13. yüzyılın mekanik dehası olarak bilinir. Mekanik mühendisliği konusunda çalışmalar yapmıştır. İlk robotu yapmıştır. Olağanüstü Mekanik Araçların Bilgisi isimli ünlü eseri vardır ve bu eserinde 50'den fazla cihazın çizimini yapmıştır. Farabi ünlü filozof ve öğretmendir. İnsanlık tarihinin en büyük filozoflarından biri olarak kabul edilmiştir. Bütün parasını kitaplara yatırmış, yolda gördüğü, hiç tanımadığı kervanlara para vererek belki bir yıl sonra gelecek, belki de hiç gelmeyecek kitaplar sipariş etmiştir. Birinci öğretici olarak kabul edilen Aristo'nun düşüncelerini geliştirmiştir ve ikinci öğretici Muallim-i Sani ünvanını almıştır. Aynı zamanda Farabi müzik ile de ilgilenmiştir. Kemanın atası olarak bilinen Kemanın atası olarak bilinen rebap isimli müzik aletinin de mucididir aynı zamanda. Piri Reis haritası ile meşhur ünlü denizcimizdir. Osmanlı Devleti'nin en parlak döneminde yaşamış ünlü Türk denizcisi, haritacısı ve coğrafyacısıdır. Ceylan derisi üzerine çizdiği dünya haritası 1517'de Yavuz Sultan Selim'e takdim etmiştir. Bu haritada İspanya, Portekiz, Batı Afrika kıyıları ile Amerika kıtasının doğu kıyıları gösterilmiştir. Bu haritayı çizerken faydalandığı haritalara göre hataları azdır ve çizimleri günümüz haritalarına çok yakındır. Mustafa Kemal Atatürk 1933 yılında Piri Reis'in haritasını inceleyerek haritanın devlet matbaasında çoğaltılmasını sağlamıştır sevgili öğrenciler. İbni Haldun'a bakalım. İbni Haldun fikirleriyle sosyal bilimlerin öncüsü olmuştur. Babası devrin büyük hocalarındandır. Babasının teşvikiyle küçük yaşlarda eğitime başlamıştır. Hukuk, matematik, edebiyat, mantık, tefsir, hadis ve gramer dallarında öğrenim görmüştür. İbni Haldun'un çok önemli bir eseri vardır. O da mukaddimedir sevgili öğrenciler. Bazı İslam şehirleri bilimsel çalışmaların merkezi olmuştur. Bağdat, Kurtuba, Semerkant ve Buhara önemli İslam şehirleridir bilimsel çalışmaların yapıldığı. Bilimin öncüleri konusu burada sona erdi sevgili öğrenciler. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşçakalın.